Herkese Tolgozbek.com'dan merhaba. Bugünkü konumuz deniz kuvvetlerinin gökyüzündeki aya deniz havacılık. Ve deniz havacılığa önümüzdeki günlerde teslim edilecek yeni uçak ATR-72. Neredeyse 15 yıldır süren bir proje sonunda artık meyvelerini vermeye başladı. Ve Türk Deniz Kuvvetleri'ne 6 adet ATR-72-600 tipi deniz karakol uçağı teslim edilecek. Gelin bu videomuzda yeni uçağı biraz inceleyelim. Sistemlerine bakalım ve özellikleri de birlikte görelim. Deniz kuvvetlerinin ana görevi su üstü gemiler ve denizaltılarla birlikte denizlere hakim olmak. Peki bu hakimiyetin eksik bir tarafı kalıyor. O da hava gücü. Bizim deniz kuvvetlerimiz uzun yıllardır geçmişi de 1910'lu yıllara inen bir deniz havacılık kültürüne sahip. Tekrar 1960'ların sonunda canlandırılan deniz havacılıkla birlikte Gemiler, denizaltılar, helikopterler, uçaklar ki buna son yıllarda insansız hava araçları da eklendi. Deniz havacılığımız giderek büyüyor. Bu konudaki deniz havacılığımız konusundaki uzun menzilli uçak ihtiyacı ise ATR-72-600 tipi uçaklarla karşılanacak. 2000'li yılların başında Türk Deniz Kuvvetleri havacılık tarafının reorganizasyonu yeniden organize edilmesi sırasında Meltem projelerine adım attı. Meltem projesi 3 aşamadan oluşuyordu. Meltem 1 ile Deniz Kuvvetleri'ne 6 adet CN-235 tipi uçak alındı. Meltem 2 ile bu uçaklara özel radar sistemleri, sensörler, kameralar yerleştirildi. Aynı zamanda bu uçağın taşıyacağı torpido veya su bombaları da CN-235'lere eklenmiş oldu. CN-235'ler birinci adımdı. İkinci adımda ise daha uzun süre havada kalabilen ve daha uzun menzilli uçaklara ihtiyaç vardı. 2004 yılında Meltem 3 projesi için bir ihale açıldı. İhale Airbus tarafı bizdeki hava kuvvetlerine ve deniz kuvvetlerine kullanılan CN-235'lerin bir büyük modeli c te katıldı. Karşılarında ise İtalyan Alenia o zamanki ismiyle şimdiki ismi Leonardo şirketinin bir teklifi vardı. Alenia'da ATR-72 olarak adlandırılan bölgesel pervaneli turboprop uçaklarla bir teklif vermişti ve 10 uçaklık bir ihale açıldı. İhaleyi 2005 yılında İtalyan Aleyna şirketi kazandı. Enteresan da bir ihale olmuştu o süreç içerisinde. İtalyanlar Türkiye'ye çok ciddi miktarda ihalenin bedeli 180 milyon euroydu. Çok daha fazla bir miktarda offset olarak adlandırılan Türkiye'de uçak parçası imal edilme işini Türkiye'ye vererek bu ihaleyi almışlardı. Bu ihalenin de şöyle bir ilginç bir parçası vardı. Alena şirketi o yıllarda Boeing'in yeni yolcu uçağı, Boeing 787'nin de önemli bir ortağıydı. Gövde, yatay stabilize gibi büyük parçaları üretiyordu. Bu parçaların üretimin bir kısmını da Türkiye'ye kaydırarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi o zamanki adıyla TAYİ şimdiki adıyla TUSAŞ üzerinden gerçekleştirilecekti. Proje ile ilgili imzalar atıldığı proje 2005 yılında yürürlüğe girdi. Ta 15 yıl önce bu projenin yapılabilmesi için İtalyanların önemli bir mühendislik çalışma gerçekleştirmeleri gerekiyordu. ATR yarısı İtalyan, yarısı Fransız olan ana imalat attı Airbus'un ana merkezi Fransa'nın Toulouse kentinde olan bir imalatçı. İşte bir bakıyorsunuz 40 ila 70-80 kişilik turboprop bölgesel sivil yolcu uçaklarını hava yolları için imal ediyor ve hala da bu uçaklar üretim hattında. Bu uçakların deniz görevlerine e, modifiye edilmesi için birçok mühendislik çalışması yapılması gerekiyor. Çünkü gövdede birçok yer kesilecek. Buraya işte radarlar, sensörler, sistemler eklenecek veya gövde altına kanatlara bu uçağın Denizüstü deniz üstü ve denizaltı hedeflerine karşı kullanacağı işte su bombaları, torpidolar gibi özel teçhizatların yerleştirilmesi gerekiyordu. Ama bir problem var. Uçak sivil amaçlı tasarlanmıştı. Örneğin kanatlarına herhangi bir şey yapılamadı. Çünkü yeniden bir kanat tasarımı gerçekleşmesi gerekiyordu. Bu da çok pahalı olacaktı ve sertifikasyonu daha da uzatacaktı. Bunun üzerine gövdede birçok mühendislik çalışmalar yapıldı. Modifikasyonlar planlandı. Ve uçaklar Alena tarafından normal yolcu uçağı olarak üretilip Ankara'daki TAI tesislerine geldi. Fakat proje giderek uzamaya başlamıştı. O dönemki adıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığı Aleyna ile bir toplantı yaparak 10 adetlik uçak miktarını 8'e indirdi. Bu 8 adetlik uçağın ikisi de askeri veya malzeme taşıma amaçlı, personel taşıma amaçlı normal standart ATR-72 olacaktı. 2013 yılında bu iki uçak hemen teslim edildi. Kalan 6 uçak ise 500 serisinden 600 serisine yükseltildi. ATR 72-500'de 600'ün farkları şu, motor farkları var. 600'de daha ekonomik ve daha güçlü motorlar var. Bu seriye bir geçiş yapıldı. Yeniden bir sözleşme yapıldı İtalyan şirkette. İtalyan şirkette bu arada hızlı bir şekilde modifikasyonlar üzerine çalışılıyordu. 6 uçaktan bir kısmı uçarak... Tayyip'e geldi. Burada işte gövde modifikasyonları için çeşitli delme, sistem takma çalışmaları yapıldı. Ve arkasından uçakların ikisi İtalya'ya geri döndü ve sertifikasyon çalışmaları başladı. Ta bu aradan geçen 15 yıl sonunda tamamlanan iki uçak boyandı ve Ankara'ya geldi. Şu an halen Tayyip tarafından daha doğrusu TUSAŞ'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında e, ön kabul ve sistemlerin teslimatı için testler sürüyor ve önemli bir aşamada kaydedilmiş durumda. Önümüzdeki aylar içerisinde ilk ATR-72-600'ün deniz kuvvetlerine verilmesi planlanıyor. Meltem projelerini anlattığım gibi CN-235 daha kısa menzilli. ATR-72 ise 1500 fit yani yaklaşık 500 metre irtifadan 9 saate yakın süre havada kalabiliyor ve bunu tüm yararlı yükleriyle birlikte gerçekleştiriyor. İsterseniz biraz uçağın sistemlerini birlikte tanıyalım. Uçağın kabininde yolcu koltuklarının yerine 4 adet konsol var. Bu konsolda radar operatörü, taktik koordinasyon subayı, akustik operatörü ve elektronik harp ve muharebe operatörleri görev yapıyor. Buradan gelişmeleri ekranlardan takip ediyorlar. Ayrıca uçakta da İki pilot ve bir teknisyen de görev yapmakta. Uçağın ana sistemini Amascos 300 olarak adlandırılan sistem oluşuyor. Bu sistem altında 351 kilometre menzilli Ocean Master 400 serisi arama radarı var. 400 watt çıkış gücüne sahip bu Görüntü alabilmek için Aselsan'ın geliştirdiği Aselfilir 200T kullanılıyor. Elektrooptik keşif sistemi 64 kilometre menzilli. Uçakta ayrıca Sonoboy Lancer'i bulunuyor. Sonoboy Lancer'i nedir dediğimiz zaman bunlar uçaktan fırlatılan ufak özel parçalar suya düşüyorlar. Suda dibe doğru giderken etrafta denizaltıların yaydığı akustiği bulmaya çalışıyorlar. Eğer bu akustikleri tespit ederlerse hemen uçağa sinyal gidiyor. Ve operatör denizaltının muhtemel yerini tespit ederek denizaltılara karşı çeşitli silahların atırılması ve o denizaltının batırılmasını sağlıyor. Uçakta ayrıca TMS 200 aktif pasif sonobay akustik işletme sistemi, e, radar kilidini pilota bildiren RWR ve elektronik harp sistemleri de yer almakta. Ocean Master radarı bir denizaltı etrafta periskobunu çıkarmışsa 30 deniz mili yani yaklaşık 54 kilometreden bunu tespit edebiliyor. Veya 90 deniz mili yani 166 kilometre mesafeden toplam alanı 100 metrekare olan bir botu sistem tespit edebiliyor. ATR-72 uçaklarında tasarım gereği Kanada herhangi bir torpido veya bomba konulamıyor ama uçağın e, gövdesinde burnun hemen alt kısmında iki tane ayrı lançer var. Bu her bir lançer 450 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Bu lançere özel torpidolar, su bombaları konulabiliyor ve böylece Deniz karakol uçağı silahlı bir platform haline gelmiş oluyor. Dediğim gibi deniz karakol uçaklarının çok farklı modeller kullanılıyor. Önemli olan havada çok uzun süre kalabilmesi. ATR 72'lerle bu eksiklik giderilecek gibi gözüküyor. 9 saat havada kalabiliyor. Bu uçak örneğin Türkiye'nin tüm kıyılarını bu 9 saat içerisinde dolaşabileceği gibi bir örnek vermek gerekirse Dalaman'dan kalktığı zaman Libya'ya rahatlıkla gidiyor. Libya açıklarında ortalama 3-4 saat görev yaptıktan sonra tekrar Dalaman'a geri dönebilecek özelliğe sahip. Böylelikle Türk Deniz Kuvvetleri'ni uzun menzilli, kısa sürede çok geniş alanı tarayabilen bir platforma kavuşmuş oluyor. E tabii ki tararken de düşman hedefi bulduğu zaman bunu taşıdığı silahlarla da yok etme özelliğine sahip. Barış zamanında ise deniz karakol uçakları kaçakçılık, işte insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı gibi denizlerimizin kontrolünde çevre felaketleri, örneğin herhangi bir gemi çarpıştığı veya bir arama kurtarma operasyonlarında da yoğun olarak kullanılıyor. Bu, uçak, bu açıdan deniz kuvvetlerinin deniz havacılığındaki uçakları veya helikopterleri çok gelişmiş sistemlere sahip. Bu nedenle de Deniz kuvvetleri için bu ATR 72 uçakları önemli bir güç çarpanı olacak. Biliyorsunuz son dönemler içerisinde işte mavi matan, arkasından Libya'ya kadar ulaşan deniz sınırlarımızla birlikte Türkiye'nin kontrol etmesi gereken alan giderek büyüyor. Bu ATR uçakları da geldiklerinden itibaren çok yoğun bir kullanıma girecekler. Burada şöyle bir avantajı var deniz kuvvetlerinin. 2013 yani 7 yıldır ATR 72'ler envanterde ama normal versiyonları ama ne yapıyor bu? Ne avantaj getiriyor? Pilotları şu an uçuş eğitimlerini tamamlamış durumda. Teknisyenler aynı şekilde bakım faaliyetlerinde tecrübeliler. Ne olacak? CN235'teki operatörler ATR-72'lere geçip buradaki sistemleri kullanmaya başlayacak ve hızlı bir şekilde Deniz Kuvvetleri'nin ben ATR-72'leri yoğun olarak kullanacağına inanıyorum. Ama tabii ne yazık ki 15 yıl değil de bu proje keşke çok daha hızlı bitirilse, çok daha güncel sistemlerle elde olunabilse. Belki 2010'da mesela bu uçaklar envantere girseydi şu günlerde belki daha gelişmiş sistemlerle modifiye edilerek daha güncel sistemlere kavuşarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin havadaki gücü de daha etkin hale gelebilirdi. Ama en azından şu dönem içerisinde bu uçaklara kavuşmak da Deniz Kuvvetleri için artı bir değer diyebiliriz. Bu videomuzda deniz havacılığını biraz size anlattık. Şöyle bir kısa bir sürprizimizden de biraz bir kuple de olsa size bilgi vermek isterim. 200 bin aboneye çok yaklaştık. Belki bu video yayınlanırken geçmiş bile olabiliriz. 200 bin abone ile birlikte önümüzdeki günlerde bir organizasyon planlıyoruz. İşte bize katılla destek verenler, abonelerimiz tüm izleyicilerimizden arasından bir çekiliş yapmayı hedefliyoruz. Ve çekilişle birlikte şanslı 3 takipçimize bir hediye sunacağız. O hediyeyle birlikte ben de olacağım. Bir organizasyon planlıyoruz. Tam daha çalışmaları bitmedi. Önümüzdeki günlerde bunu da ilan edeceğim. Ve buradan bir çekiliş yapacağız. Lütfen bizleri takip etmeyi unutmayın diyoruz. Hafta içi her gün... Pazartesi'den Cuma saat 19'da videolarımıza devam ediyoruz. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak yazın. Ayrıca Mail elektronik posta ile ulaşmak isterseniz info@tolgozbek.com mail adresine bize mesaj yollayabilirsiniz. Katıl tuşuyla kanala destek vereceğiniz gibi havacılık ve savunma konularıyla ilgili detaylı haberler ise tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlık ve mutlulukla kalın.